STV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Yazı İşleri programında Ali Baş, Zafer Çatal ve Kaan Özcan'la birlikte yeniden karşınızdayız. Bugün de Eskişehir ve ülke gündemindeki öne çıkan konuları sizin için seçtik ve sizin için yorumlayacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız bugün? Teşekkürler Ayşegül, iyiyiz. Seni sormalı, sen nasılsın? Ben de iyiyim, gayet keyfim yerinde. Dilerseniz ben size başlıkları hızlıca bir hatırlatayım, sonra yorumlarınızı alayım. Evet. SMA tip 1 hastası bir bebeğimiz var. Toprak bebeğin iyileşmesine Eskişehir destek oldu, katkı verdi. Umarım şimdi de Muzaffer Emin Kiraz bebeğimizin kampanyasına destek verecek. Belarus heyeti vardı Eskişehir'de, pek çok kurum ve kuruluşu ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de ziyaret etmiş bu heyet. Onunla ilgili bir haberimiz var. Yargıtay'dan Down sendromlu çocukların ailelerini ilgilendiren bir karar alındı. Eskişehir'de alındı bu karar. Buna değineceğiz. Yine Eskişehir Spor'un Pendik Spor'la bir karşılaşması vardı. Bir spor mağlup oldu. Bununla ilgili yorumlarınızı alacağım. Ve günün önemli haberlerinden biri de Hürriyet yazarı Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili bir yorumu var. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi alacağım. Evet Ali Bey, isterseniz sizinle başlayalım. SMA tip 1 hastası bir çocuğumuz var demiştik. Hafta sonu maalesef annesi ruhsal bunalıma dayanamayıp vefat etti. Ve Sütlüce Orta Camii'nden de cenaze namazı kılınarak defnedildi. Bu çocuğumuzun hastalığıyla ilgili, kampanyasıyla ilgili yaklaşık 2 hafta önce sanırım valiliğe bir başvuru yapılmış. Resmi kampanya başlanması, resmi kampanyaya başlanması ve 24 milyon liranın toplanması için. Tabii Toprak Bebek de çok büyük destek verdi Eskişehirliler. %100'e ulaştı artık. Hatta Amerika'ya gönderilme, pardon, Dubai'ye gönderilmesi için masraflar için de gerekli çalışmalar yapıldı. Yakında yolcu edeceğiz Toprak Bebeği. Siz Muzaffer Bebek'le hakkında neler söylemek istersiniz? Bu kampanya geç kalınmış bir kampanya mı? Eskişehir'in gücü yeter mi yeni bir bebeğe daha? Geç kalınmış kampanyadan ziyade, şimdi Eskişehir'de şöyle bir durum ortaya çıktı. Gerçekten bu biz Emine Hanım'ın, Allah rahmet eylesin diyorum kendine, vefat haberini cuma akşamı öğrendik. O akşama kadar, yani tam o saatlerde de işte birkaç gün öncesinden de Toprak Bebeğin kampanyasının başarıya ulaştığı ve bağışların %100'e ulaştığı ve tedavi masraflarının karşılanacak bütçeyi elde edildiği konuşuyordu. Tabii Eskişehirliler işte bununla gurur duyuyor. Herkes birbirini tebrik ediyor. Bir kampanyayı başarıyla sonuçlanmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ama bu sadece bir bebek içindi. Tabii Eskişehir'de belki bir de minik Muzaffer vardı. O da birkaç gün önce kampanyası başlamıştı ve %3 şeklinde seyrediyordu. Pek de ilgi göremedi, sesini duyuramadılar. Sanırım annesi Emine Hanım da daha fazla anladığım kadarıyla bu acıya dayanamadığı için yaşamına son vermeyi tercih etti. Keşke olmasaydı. Keşke. Ama böyle üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Onun için şimdi bu ilaç şirketleri bu hastalığın tedavisine, yani telif hakkını elinde bulunduruyor. Başkası da ilaçla başka kişilerde yok. Tekelleşme. Dolayısıyla bu yüksek ilaç bedelini ve tedavi masrafını ödeyip iyileştirmeniz gerekiyor. Fakat ne yapıyor? Şirket, ilgili şirket bunu kimseye vermiyor. Hatta başka birisi diyelim bu ilaç geliştirmeye kalkıyor. Onu bile hemen anında satın alıyor. Para veriyor. Onun da patentini satın alıyor. Dolayısıyla bu tekel elinde. Burada yapılması gereken, bence bu insanlık suçudur. Yani gerçekten insanlığa yakışmayan bir durum. Ha, ama tabii diyorsunuz ki arkadaş bu da kapitalizmdir. Herkes meta halinde artık ilaç. Her şey alınıp satılabiliyor. O zaman devlete görev düşüyor. Devletlere görev düşüyor. Bunun, bu tedavi masraflarının bir şekilde devlet tarafından karşılanması gerekiyor. En azından yani şu bile olabilirdi. Arkadaş bir kampanya yapıldı biz. Bunun yarısını devlet karşılayıp yarısı bağış şeklinde de olabilir. O zaman işler bir şekilde daha çok yoluna girer. Şimdi Eskişehir'de işte diyoruz 24 milyon tedavi masrafı. Toprak çok büyük için bir para. 20 milyondu. Şimdi tabii euro dolar arttı, 24 milyona çıktı. Bu tedavi tabii masrafı. Lira olarak. Çıktı. Bence tabii Eskişehir yeniden başarı olabilir mi? Yeniden bir kampanya olabilir mi? Yani yoksa şey, Eskişehir bizim için sadece biz işte bir popüler olan bebeğe mi sahip çıkacağız? Diğerlerine sahip çıkmayacağız mı? Bunu herkes konuşur, düşünebilir, tartışabiliriz. Biz tabii S grup olarak hem gazetemiz hem STV olarak
bize bir görev düşerse, biz elimize gelen, yani Toprak Bebek için neler yaptıysak, Muzaffer Bebek için de aynısını yapmaya hazırız. Ben sabah haberlere bakarken şöyle bir gelişme gördüm. İngiltere'de ulusal sağlık sistemi SMA hastalarına evde tedavi için gerekli alabilecekleri ilaçları ücretsiz olarak verecekmiş. Evet. Belki bizim ülkemizde de böyle bir şey yapılabilir. Hatta sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. TRT katkı payları düşürüldü artık. Evet. Onun yerine SMA hastaları için bir kampanya yapalım. Gerekirse birer ikişer lira. SMA hastaları için her ay kesilsin deniyor. Sen ne söylemek istersin Kaan konuyla ilgili? Ali abinin söylediklerine katılıyorum ben de. Bu Sağlık Bakanlığı özellikle yani bu yüksek maliyetteki tedaviler için bir çözüm bulması gerekiyor. Yani şimdi SMA hastası ne kadar sayısı olduğunu bilmiyoruz ama Eskişehir'de Toprak Bebeği'ne sahip çıkıldıysa diğer SMA'lı bebeklere de sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Zafer Bey, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Ali arkadaşımız konuya birazcık derin yaklaştı ama bunun temelinde temel sağlık politikaları ve temel sağlık hizmetleri ve toplumsal halk sağlığı hizmetleri gibi Sağlık Bakanlığı'nın bir stratejik planlaması olması lazım. Bunlardan neyi kastediyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Özellikle SMA hastası, Down sendromlu gibi hastalıklar %100 genetik tipli hastalıklar. Şimdi bu hastalıkların batıda çok gelişmiş laboratuvarları var, bilim adamları var. Bu özellikle insanlar evlenmeden önce çok önemli bir sağlık problemleri olan insanların belli yasaklar getiriliyor. Özellikle genetik mühendisliği, kromozom yapılarına kadar bunları inceliyorlar. Dolayısıyla biz koruyucu hekimliğin alt başlığında da bu tip, bu hastalığı taşıyan, genetik kodları taşıyan hastaların anne ve babalarının daha önce belli araştırmalardan geçip bunlardan sonra belli Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmesi lazım. Çünkü bu çok ciddi bir sorun. Yani biz evet Allah şifa versin Muzaffer Bey'e, onun Muzaffer bebeğe. Çünkü annesinin çektiği çile iyi, öyle bir çocuk hastalandığı zaman başında önemli travmalar geçiriyor anne ve baba. Ve bu psikolojik destek unsurları da çok önemli. İnsanlar yalnız hissediyor. Devlete olan güveni gidiyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu konuda çok ciddi bir böyle bir hastalık olduğu zaman Sağlık Müdürlüğü hemen en kısa zamanda devreye girip onun her türlü sosyal ve psikolojik destek unsurlarını vermesi lazım. Maalesef böyle acıları ben yaşadığım için biliyorum. İnsanlar savruluyor, umut peşinde koşuyorlar. Ama Toprak Bebek için gösterilen özeni Eskişehir ve Türkiye çapında da bu katkılar sürülecek. Tabii bir annenin intihar yoluyla çok acı bir olay. Allah ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sahipsiz kalmayacaktır. Ama bunun yanında Sağlık Bakanlığı tekrar sağlık politikalarını gözden geçirirken bu ciddi hastalıklar kategorisi var Sağlık Bakanlığı'nın katalog listesinde. Onların tekrar gözden geçirilip Ali arkadaşımızın söylediği dünyadaki bu ilacı üreten tekel firmalar özellikle tıpkı aşıda olduğu gibi COVID aşısında olduğu gibi lisans hakkını serbest bırakması lazım. Çünkü bu bir insanlık olayıdır. Bu şekilde baş edebiliriz yani böyle büyük hastalıklarla. Bugün Yargıtay'ın da bir kararı vardı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Down sendromunun anne karnında tespit edilmesi için gereken testlerin ardından hekim tarafından ileri tetkiklerin yapılmaması ve ailenin bilgilendirilmemesi halinde hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği kanısına vararak tazminat davasının açılabileceğini hükmetmiş. Bu Eskişehir'deki mağduriyetin üzerine olan bir olay, bir durum. Avukat Bey de gerekli açıklamayı yapmış. Testlerin yapılması gerektiğini ve hekimin aydınlatması gerektiğini vurgulamış. Toprak Bebeğin ve Muzaffer Bebeğin üstüne bununla ilgili eğer konuya yakından ilgilenen aileler varsa bunu da duyuralım. Soner Yüksel'in, Anadolu Gazetesi yazarı Soner Yüksel'in bugün bir yazısı vardı. Belki sizin de bakma fırsatınız olmuştur. Devlet kurumuna ihale yasağı mı başlıklı.
Anadolu Gazetesi'nde bugün yayınlandı. Ben hemen kısaca özetleyeyim. Tarım Bakanlığı tarafından bir devlet kurumu olan Tarım Kredi Kooperatifine bağlı Gübre Taş'a ihalelere katılım yasağı konulduğunu dile getirmiş Sayın Soner Yüksel. Bir telefon bağlantısı alabilir miyiz Soner Bey'le? Bir, evet. Yazıyı da bir özetlesin bize. Nasıl? Evet, hem yazıyı özetlemesini isteyelim. Biliyorsunuz resmi gazeteye ulaşım konusunda bir aksaklık yaşandı. Evet, erişim yasağı. Evet. Yasak değil de. Evet, Durmuş Yılmaz'ın bu gece 24'ten sonra bir şeyler olacak sözüne istinaden bütün gözler resmi gazeteye yüklendiler. Kilitlendi doğal olarak. Öyle bir şey olmadı ama. Olmadı. Birkaç atamalar oldu da yani özür ufak çaplı zaten. Atamalar oldu. Evet. Ama resmi gazete zaten sürekli bir atama oluyor, sürekli bir şey oluyor. Tabii. Gözler çok... oraya dikilince büyük bir şey ama, çıkacak. Ama her şey gece 12'den sonra oluyor. Bazen mükerrer oluyor, mükerrer resmi gazete oluyor. Hazır mı telefon bağlantısı? Evet. Şimdi yazıyı özetleyeyim. Şimdi buradaki Soner'in yazısı ben de bugün okuyunca biraz dikkatimi çekti. Zaten sen bizi uyardın. Evet, burada şu var. Yani devletin, bakanlığı, Tarım Bakanlığı, devletin başka bir kurumun ihale yasağı koyuyor. Şimdi bunu niye yapar? Yani bir gerekçesi olması lazım. Şimdi bu gerekçeler nelerdir? Şimdi bizim Soner'e bu nasıl dikkatini çekmiş? Bunları öğreneceğiz kendisinden. İstersen başka konu... Evet, hazır mı? Hazırmış herhalde. Evet, verelim telefonu. Soner merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Bizden de selamlar. Tam senin yazıyı konuşuyoruz şu anda. Bir özetler misin bu konuyu? Nasıl dikkatini çekti? Bazen de bu gazetecilikte işler biliyorsun tesadüfen ortaya çıkıyor. Tabii ki. Senden dinleyelim. Hatta şöyle bir tesadüf oldu. Malum Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarının akabinde resmi gazeteye odaklandı herkes. Ben de cuma akşamı internette dolaşırken resmi gazeteyle ilgili diğer kararlara biraz göz atayım dedim. Çünkü site malum yoğunluktan ötürü ulaşılamıyordu, erişilemiyordu. Velhasıl bu gezinti esnasında kafamı kurcalayan, çok şaşırdığım, bugüne kadar da pek tanık olmadığımız bir kararla karşılaştım. Hemen fotoğrafını aldım, baktım. Gayet net bir şekilde devletin, yani Tarım Bakanlığı'nın yine tarımla ilgili bir başka devlet kurumuna ihale yasağı getirdiği haberiyle karşı karşıya kaldım. Bu dediğim gibi daha önce pek rastlamadığımız ilginç bir şey. Çünkü ihale yasaklısı olması için özel ya da herhangi bir devlet kurumunun mücbir sebebi dışında ihaleyle ilgili bir sıkıntı yaşaması lazım. Yani bu nevi bir nevi itibarsızlaştırma. Sonra tabii Gübre Taş buradaki söz konusu yasaklanan firma. Ama Gübre Taş Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı. Ve neden bu acaba yasak geldi diye şöyle bir araştırdığımızda aslında ortada yasağa değecek bir sıkıntının olmadığını keşfettim. Gerekçe şu, TİGEM kimyevi gübre alımı için bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teknik sahibi firmayla sözleşme imzalayamıyor. Haliyle ekonomik açıdan diğer avantajlı ikinci teklife gidiyor. Bu da Gübre Taş. Evet. Gübre Taş'ta ihalenin yapıldığı tarihle davetin ulaştığı tarih arasında inanılmaz olağanüstü fiyat yükselişleri var. Yani bu ihalede biz bu teklifi yerine getiremeyiz, ifa etmemiz zor diyor. Bunu da mücbir bir sebep olarak kamu ihale sözleşmelerinin kanununda da var. Değerlendirilmesini istiyor, iptal edilmesini istiyor bu ihalenin. Ama gelin görün ki bu talep, yani devletin zarara uğramaması için aslında ihalenin iptal edilmesi talebinin hemen ardından TİGEM tarafından bu ihale iptali kabul edilmediği gibi 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanma kararı çıkıyor ve resmi gazetede de yayınlanıyor bu. Şimdi tabii bununla ilgili şirket idare mahkemesinde yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir iptal davası açtı. Muhtemelen de yürütme durdurulacak ama olayı daha ilginç yapan aslında acaba diye hepimizi böyle şüpheye düşüren nokta. Şimdi Tarım Bakanlığı malumunuz Bekir Pakdemirli tarafından yürütülüyor ama sık sık bir isim gündeme geliyor. Fahrettin Poyraz ismi. Kendisi ihalenin yasaklandığı Gübre Taş'ın da bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetim kurulu başkanı. İster istemez acaba bir takım lobi çalışmaları da olduğu için
Bunlardan ötürü Tarım Bakanlığı ile devletin bir başka kurumu Tarım Kredi ve Gübretaş arasında kişisel bir sebeplerden ötürü bir güç savaşı mı yaşanıyor? Bu çünkü çok tehlikeli. Kişisel hesapların görüleceği bir yer değil devlet kurumları ve eldeki imkanları bu anlamda kullanmak affedilmez bir hata olur. Böyle olmamasını umuyoruz ama bu şüphede bu gerekçeyle yan yana geldiğinde aklımızdan bir türlü çıkmıyor. Hani bazen tuz koktu deriz. Ben bu olayda bunu özellikle gündeme getirmek istedim. Çünkü başka noktalara odaklandık. Arada bunlar kaçıyor. Bu resmi gazetede yayınlanmış, tarihi sayısı belli olan bir karar. Ve ülke gündeminde de bana kalırsa yer bulmalı, tartışılmalı. Ben de tesadüfen bulduğum bu noktayı kamuoyuna Anadolu Gazetemiz aracılığıyla dile getireyim istedim. Çok teşekkür ediyoruz Söner, verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Evet, Soner Yüksel önemli bir detayı yakalamış ve kamuoyuyla paylaşmış. Zafer Bey, siz bu konuyla ilgili neler demek istersiniz? Şimdi uzun zamandan beri tarım politikalarında eleştiriye maruz kalıyordu Sayın Pakdemirli. Pakdemirli, Ekrem Pakdemirli'nin oğlu, bu tarım politikalarındaki girdi maliyetlerinin yükselmesi, köylünün, çiftçinin ürettiklerinin çok fiyatlarının yükseğe çıkması enflasyona neden oluyordu. Şimdi özellikle TİGEM gübre sanayi şirketi çok önemli tarım girdi ilaçlarından tutun gübresine kadar, amonyum sülfatından tutun diğer girdilere kadar çok önemli bir tarıma destek veriyordu. Fakat son zamanlarda ülkedeki para politikaları yüzünden dövize bağlı yarı mamul ham madde girdilerinde yükselen nitrat bileşikleri dahil olmak üzere çünkü kimyasal ilaçlar da var bunun içerisinde ve gübrenin içerisinde yer alan %60-%70'i de kimyasal terkiplerden oluşan malzemeler. Bu Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ihalede arada ihaleye girdiği tarihle teslim edileceği tarih dediğimiz davetin ulaştığı tarih arasında gelişen 8.61 ile 11.10 arasında müthiş bir dalgalanma oldu fiyat farkı. Aradaki fark nedeniyle bu talep ediliyor. Bu doğaldır yani. Buna eskalasyon farkı deniliyor. Genelde yani biz bunların altından kalkamayız. Tabii bu Soner arkadaşımız bunu gündeme getirirken başka bir olay daha var. Ankara kulislerinde bugün Cumhurbaşkanlığında külliyede bakanlar toplantısı olacak. Yani kabine toplanacak. Uzun zamandan beri bir ayı süren uzun zamandan beri teşkilatla külliye arasında bir yüksek gerilim de var. Şimdi yüksek gerilimde de Fahrettin Poyraz birazcık tabandan gelen bir politikacı. Bu dönem milletvekili olmadı ama çok önemli bir göreve getirildi. Kendisinin orada hatta kamuoyunda 3-4-5 yerden maaş aldığı iddiasıyla da gündeme gelen bir isim. Şimdi burada Fahrettin Poyraz'ın uzun zamandan beri bir bakanlık beklentisi vardı. Ankara kulislerinde bu bir kanat Fahrettin Poyraz bunun kulislerini yapıyordu. O kanadın içerisinde muhtemel odur ki Sayın Pakdemirli'nin de kabinenin içerisinde çok başarısız bir bakan olduğunu ve dolayısıyla artık bir revizyona tabi tutulacağı beklentisi gerek İstanbul sermaye piyasası tarafından gerekse Ankara politiko oligarkları tarafından birbirlerinin neredeyse kuyularını kazar hale geldiler. Ankara artık belli yerlerde o kim olacak, bu kim olacak papatya falları bakmaya başladılar. Onun için herkes gece 12'den sonra resmi gazeteyi bir dolaşalım, sörf yapalım. Herkesin elinde, gözünde yani konuşurken arkadaşlarla ellerinde bende olmayan cep telefonları var. Sürekli gözler orada. Bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? Evet. Hatta bazı bize ulaşan bilgilere göre bakanlık elbisesi bile özel olarak diktirenler var. Çünkü basın bir anda geliyor, kapınızda bitiyor. Abi o zaman bizim burada diktiriyor biliyorsun bakanların elbiseleri. Hani reklam olmasın diyeceğim ama yok. Cemalettin Sarar'da çıkıyor. Burada yani. Değil, onların evet. Giydiği sarar değil. Onu söyleyeyim. Çünkü o elbiseden giyenler muhakkak güzeldir ama sararıp solmamaları için farklı, daha enternasyonel
takımları evet. diktirmiş durumdalar. Daha görsel, birazcık daha kuaförlerine kadar hazır olduğunu biliyorum. Evet. Olur ya gece 12'den sonra bir bakan gelirse ekranların karşısına, kameraların makyajı karşısına. Makyajı falan hazırlıyorlar. Tabii hazır, özel. Seyyar kuaförler bile var. Evet. Ne diyelim? Yani bu atamanın hızına yetişecek potansiyele sahip herkes. AK Parti bu konuda birkaç adım önde. Evet. Ali Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yazıyı? Evet, şöyle değerlendiriyorum ben. Şimdi detayını anlattılar ama bakan baktığınız zaman tarım bunu hani onu engelledi, kendi şirketi falan var demiyorum ama bakan tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Zaten bu hükümet kurulurken ya da bakanlar atanırken hatırlarsanız o zaman da şöyle denmişti. Arkadaş bu kendi teşebbüsünde, kendi işinde, ticaretinde en iyi kimse başarılı. Onu atıyoruz. Başarılı olanı. İşte Milli Eğitim'e kim atadılar? İşte özel okul sahibine atadılar. İşte sayın turizme. Turizme en iyi turizmci atadılar. İşte tarıma ticari öyle. Ticari anlamda da. O kadar. Maliye Bakanlığı'nda en iyi parayı bilen. Bilen. Bunları atadılar. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde bakanlığı harekete geçiriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman ben kooperatifler ne? Kooperatifler biraz daha kamucu. Kamuya bakıyor. Yani özel teşebbüsten ayrı. Bu nedenle tabii ki kamudan almak istemez diye düşünüyorum. Çünkü özel teşebbüsün mantığı da budur. Kamudan ucuza almak ister. Pahalı almak istemez. Anladığım kadarıyla da böyle bir bakış açısına sahipler. Ben de eğer tersi olursa, diyelim ki bir kooperatif başkanı bakan olursa, işim sever tam değişir. İşin rengi değişir. Ne olur mesela mercimeği Kanada'dan ithal etmezsiniz. Samanı Rusya'dan almazsınız da arkadaş biz kendimiz yapalım dersiniz. Kooperatif olduğumda böyle bir ortaya çıkar. Yani bu kişilerin bakış açılarıyla ilgili bir durum diye düşünüyorum. Ha, tabii Fahrettin Bey de hemşerimiz sayılır. Bilecik'te kendisi. Bilecik milletvekili de yaptı. Hani bakanlık olur mu? AK Parti içinde de etkin. Etkin derken yani samimi arkadaşları var. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Güçlü bir isim diyebilir miyiz? Ya bizim Nabi Bey gibi, Sayın Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı gibi düşünün. Yani evet o kadar olmasa bile ama Bilecik'te milletvekili yaptı. Hemşerimiz ve AK Parti'nin Zafer abinin de söylediği gibi AK Parti oligarklarına arası iyi olan bir isim. Yani bakan da olursa şaşırmamak lazım. Evet. Her an bir isim değişikliği gündeme gelebilir yani. Sadece bir değil, kabinede çok ciddi değişiklikler olacak. Yeniden Eskişehir'e dönelim isterseniz. Belarus heyeti Yılmaz Büyükelçin'i ziyaret etti demiştik. Eskişehir'i çok beğendiklerini söylüyorlar ve özellikle benim dikkatimi çeken bir şey var. Biz Balmum Heykeller Müzesi'nden çok etkilendik. Kendimiz de bir Balmum Heykeller Müzesi açmak istiyoruz. Sizin eserlerinizden birini de sergileyelim, bize gönderin demişler. Bununla ilgili bir görüntümüz vardı arkadaşlar. Hazırsa ekrana yansıtabilir miyiz? Efendim hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Genel Başkan Yardımcıları Harun Kayaca, Lütfü Önder, Fuat Şengül, İsmail Çetin'le, Bağımsız Türkiye Partisi Eskişehir İl Başkanı Fahri Gürgen Buran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ziyarette Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisini evinde hissettiğini belirtti. Bizim için hani kahraman desek yeri olan bir insansınız. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Yılmaz Büyükerşen de Genel Başkan Hüseyin Baş'a ziyaret için teşekkür ederek başarılar diledi. Evet, sanırım bir teknik aksaklık oldu. Bunun için özür dileriz. Ben bu görüşmeyle ilgili yorumunu alayım senin Kaan. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Büyükerşen'i ziyaret ediyor. Kendisine hayran olduğunu da dile getiriyor. Eski Genel Başkan Haydar Baş'ın oğlu bildiğiniz üzere babasının izinden gitmek istediğini belirtiyor. Babası gibi siyaset yapmak istediğini belirtiyor. O yüzden ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İlk Eskişehir'de ziyaretinde de Yılmaz Büyükerşen'le görüşmeye gerçekleştiriyor makamında. Büyükerşen'in bir idol olduğunu söylüyor. Bu yüzden belediyecilikle yaptığı projeler, çalışmaların herkese örnek olduğunu belirtiyor. Kendi partisinde de Büyükerşen'in yaptığı çalışmaları örnek almak istediklerini ifade etti kendisi. Peki teşekkür ederim. Belarus heyetinin ziyaretine geçelim isterseniz tekrar. Zafer Bey, siz nasıl yorumluyorsunuz? Bütün Eskişehir'i gezdi heyet.
Büyükelçilerini de ziyaret etti. Vallahi yani şimdi ilişkiler güçlenir mi sizce? Pandemi döneminde bütün siyasi partiler halkın içine girip siyasi faaliyetlerde bulunamayınca son 6 aydan beri özellikle aşılama faaliyetlerinin %50'yi geçtiği günden beri bütün siyasi partilerin il ve ilçe başkanları birbirlerini ziyaret ediyorlar. Bu bir alışkanlık haline geldi. Yani bu özellikle tabii Yılmaz hocamız da gelen ziyaretçilerin hiçbirisini kırmıyor. Özellikle büyükelçiler ziyaret ediyor, sanayi odaları, ticaret odaları. Bu algı yönetiminde hem bizim Avrupa'da daha tanınır bir şehir olmamızı hem de diğer taraftan da Yılmaz hocamızın demek daha dinamik halde gelenleri sadece makamda ziyaret etmekte kalmıyor. Onlara eşlik ediyor. Odun pazarında müzeleri gezdiriyor ama müzeler deyince size sorsam kaç tane müzeyi ezbere sayabilirsiniz ama Mumya Müzesi'ni dediğimiz zaman hemen aklınıza geliyor. Çok gözde bir müze. Madame Tussaud'dan sonra yani şeyde de var. Tekirdağ'da da bildiğim kadarıyla Yılmaz hocamızın desteğiyle orada da bir müze açtı. Balmumu Heykeller Müzesi. Tabii böyle giderse, herkesin heykelini yapmaya kalkarsa Yılmaz hocamız o arenada da yer kalmayacak. Ama ilginç kişilikleri Balmumu Müzesi'ne koyarak birazcık daha Eskişehir cazibe noktasına getiriyor. Belarus'la ilişkilerimiz bir şehrin Avrupa şehirleriyle veya dünya kentleriyle ziyaretleri birbirleriyle sosyal ve siyasal ekonomik ilişkileri kurması şehrin marka tanıtımı yönünden çok daha iyi oluyor. Ve bu marka değerini oluşturan Yılmaz hocamız da bu konuda çok başarılı. Gelenlerin sadece sınırlı değil, yani ziyaretlerle sınırlı değil, eğitimle ilgili çalışmaları var, örnek kent modelleme çalışmaları var. İnsanların birbirleriyle yapacağı bu iyi münasebetler gayet olumlu olarak dönüyor. Kente en azından de yansıyacak yani. Tabii yansır, şu veya bu şekilde yansır. Peki Eskişehir örnek oluyor diyoruz, diğer şehirlere de örnek olduğumuz sık sık aslında dile getiriyoruz. Tabii, Yılmaz Büyükelçen de bunu söylüyor, diğer belediye başkanlarımız evet, da bunu söylüyor. Her ne kadar yerelde siyaset yapanlar yapılan hizmetleri görmezden gelseler de kısıtlı imkanlara rağmen, bütün engellemelere rağmen bu başarıları gölgelemeye kalksalar da onlar o muhalefeti yapmaya devam etsinler ama her zaman kaybedenler kulübünün içinde yer alacaklarını bir kere daha söylemek istiyorum. Bu uluslararası kapsamda değerlendirebileceğimiz bir ziyaret aslında. Ali Bey, siz ne söylemek istersiniz? Eskişehir'in ilişkileri ne seviyede artar Belarus'la? Çok artar. Şimdi bizim tabii bu Belarus'la ikili ilişkiler Eskişehir bazına bakıyorum. Albayraklar Makina, bu Belarus'un başkenti Minsk'teki sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Oraya metrosu, Minsk'in metrosunun bu peron ayrıştırmalarını yapıyor. Yani götürüyor. Orada da bir tesis kurdular bildiğim kadarıyla. Eskişehir'de bakın buradaki bu bizim tramvay duraklarındaki peron ayrıştırmaları var ya, açılıyor kapanıyor. Evet. Bunu yapan firma kendini zamanla o kadar geliştirdi ki bu tramvay sayesinde yan sanayi geliştirdi ve artık dışarıya yapıyor bu işi. Nereye yapıyor? Belarus'un başkenti Minsk'te yapıyor. Dolayısıyla biz önce tramvayın kapısını gönderdik. Arkadan da istediler ki Balmumu Heykeller Müzesi gelsin. Yani Minsk şehri aslında Doğu Avrupa'nın önemli şehirlerindendir. Çok kültür önemli. Şehirlerinden biridir. Ve Eskişehir'den bunları talep etmeleri, yani istemeleri çok iyi bir şey. Belki başka bir şeyler de isteyecek. Tabii bir de biz şimdi genel olarak şöyle bir şey de vardır. Ben tabii sanayi, ekonomiyi pek bilmem ama kültürel olarak da baktığın zaman mesela böyle biz Tatarlar dediğince işte biz biliriz bir Kazan Tatarları vardır, bir de Kırım Tatarları vardır. Yani Eskişehir'de bunlar yaşar. Yani oradaki gelen Tatarlarımız vardır. Bir de Belarus'ta yaşayan Lipka Tatarları vardır. Bunlar Müslümandır ve camileri vardır. Gidin işte Minsk şehrine ya da Belarus'un bazı şehirlerine, sayın burada not var, Grondo şehrine. Buralarda bu Tatarların camileri vardır. Farklıdır biraz. Yani bizdeki camilere benzemez. Daha çok biraz Selçuklu camisine benzer. Düz çatı. Yani biz kültürel olarak da bir bağımız var yani. Yani yakınız birbirimize. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Belki yanlış anlaşılmaları da neden olabilir ama biz Avrupa'dan, yani Avrupa Birliği'nden
biraz daha uzakta duran iki ülkeyiz. Yani yakın değil, daha uzakta duran İlişkileri iki ülkeyiz. İlişkileri birbirine benziyor yani. Yani evet, ilişkilerimiz birbirimize Türkiye'nin. Benziyor. Onun için de bence hem ticari hem kültürel anlamda Eskişehir'in Belarus'la ya da işte Mis şehriyle ya da işte Grodno şehriyle işbirliği yapmasında yapması kadar doğal bir olay yok diyorum. Bu uzaklık bizi yakınlaştırabilir evet. Yani. Orada bir cümle söylemek istiyorum. Hatırladım evet. Sen konuşurken. Aynı zamanda bizim Avrupa Birliği projesi birazcık daha geri planda durmaya başlayınca AK Parti hükümetin son dönemde dışişleri politikalarında önemli bir Rusya merkezli yani politikalarımızı özellikle Slavya bölgesinde Romanya, efendim Moldavya, Kuzey Rusya Federasyonu'nun yer içinde yer alan bazı devletlerle ilişkilerimiz çok ileri dereceye de gitti. Bu konuda AK Parti de çok büyük destekler de veriyor. Yani Türkiye burada çok önemli bir üs haline geldi. Çünkü oradan Akdeniz'e turistik olarak turizm gelirleri de yani turistik şeyler de ne diyeyim tanıtımlarda o bölgelerde çok daha etkin oluyor. Bence yani her şeyimizle birlikte olup tanıtımına büyük faydalar getirecek her şeyi Eskişehir zaten destekliyordu. Ama bu konuda da Yılmaz hocamız da elindeki bütün network ağını gelenlerin hepsine paylaşmasını da biliyor. Peki biraz da Eskişehir Spor'dan bahsedelim isterseniz. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lig lideri Pendik Spor'la karşılaştı Eskişehir Spor. Ve 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadık maalesef. Görüntülerimiz vardı. Maçtan görüntülerimiz vardı. Hazırsa arkadaşlar yayınlayabilir miyiz görüntüleri? ...ler yapıldı ve 90 dakikanın ilk düdüğü geliyor. Karşılaşmaya Eskişehir Spor başlıyor. Eskişehir Spor Lig'in 14. haftasında kritik bir mücadeleye çıktı. Ceza sahası içine gönderilen bir top Bartu offside. Öncesinde offside. Kırmızı Şimşekler Pendik Spor'u evinde ağırladı. Top kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ancak Cengiz Alp. Saat 13.00'da başlayan karşılaşma Eskişehir Spor'un kurucu yöneticisi, eski başkanı ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter'in katkılarıyla STV ekranlarından canlı olarak yayımlandı. Aldı Berkay ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya. Berkay'ın vuruşu Aydar'da kaldı top. Rakipleriyle arasında olan puan farkını indirmek ve kümede kalma mücadelesi veren Eskişehir Spor bu skordan da istediği sonucu alamadı. İşte Tolga Yakut ceza sahası içinde vuruşu direğe çarptı. Karşılaşma Pendik Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Büyük bir üzüntü Eskişehir Spor savunmasında. İşte burada Görkem'in önünde kalan top. Pendik Spor'un golü işte Görkem'le geldi. Ve maçtaki son düdük geliyor değerli izleyenler. Evet maçı izleyebildin mi Kaan? Yani güçlü bir rakip vardı karşımızda. Pendik Spor'un çok güçlü bir rakip olduğunu dile getirmiştik daha önceden. Sence berabere kalır mıydı veya bu maçı alabilir miydi Eskişehir Spor? Şimdi maçın geneline baktığımızda kötü bir futbol oynadığımızı söyleyemeyiz. Ancak çok erken gelen bir kırmızı kart oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 23. dakikada 10 kişi kaldık. Maçın sonuna kadar 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Maçın içerisinde pozisyonlarımız da var aslında. Direkten dönen topumuz var. 80. dakika kadar iyi mücadele ettik. Ben bir puan alacağımızı düşünüyordum açıkçası. Ancak 80. dakikadan Pendik ataklarını yoğunlaştırmaya başladı. Hal böyle olunca Eskişehir'de 10 kişi mücadele etti. Daha çok efor sarf etmek zorunda kaldı. Gol kaçınılmaz oldu. Oyuncu değişikliklerin ben biraz geç olduğunu düşünüyorum. Orta sahamızda biraz güçsüzlük belirmişti ancak Tolga Yakut'u çok geç oyuna aldı Suat Hoca. Ama şimdi o da hocanın takdiridir. Bir şey diyemeyiz ama geçtiğimiz hafta da Tolga iyi bir performans sergileyememişti. O yüzden bu maçta yedek olarak başladı. Puan alabilirdik. Alamadık. Önümüzde bir Uşak maçı var haftaya. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye düşünüyorum. Yani nasıl bu düzlüğe çıkacağız? Nasıl bu Eskişehir Spor galip gelmek için neler yapması gerektiğini teknik heyet daha iyi bilir ama yani bir an önce önemli işler yapmamız gerekiyor. Puan almamız gerekiyor. Dipten bir an önce kurtulmalıyız. Zaten karşımızda çok güçlü bir rakip var. Hani maçı alamayız psikolojisiyle çıkmış. Ya öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ben inançlıydı takım. Yani taraftar da çok sayıda taraftar yoktu ama en azından gene cefakar taraftar yerindeydi. 90 dakika takımını destekledi. Ben galip gelmek için sahaya çıktığımızı düşünüyorum. Hı hı.
dediğim gibi gücümüz yetmedi. 80. dakikada gol yedik. Daha sonra da zaten maçı çevirmek biraz güç oluyor. Teşekkür ederim. Ali Bey, hem size maçı soracağım hem de Eskişehir Spor Kadın Futbol Takımı kurulmuş 6 yıl aradan sonra nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, geç kalmış. Yani biz kadın futbolunda 2-3 takım vardı bizim önceden. Sonra duraklama geçildi. İşte imkansızlıklar. Şimdi Eskişehir Spor en azından adını vererek bir ligde de, yani Kadınlar Ligi'nde de olduğunu göstermek açısından önemli bir gelişme. Tebrik ediyorum kuranları. Maça geçersek, maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Alır mıydık? Ya Pendik Spor ligin zirvesindeki takım. Biz de ligin sonuncusundayız. Yani baksalar kağıt üstünde bu maçı Pendik Spor'un çok rahat kazanması lazım, farklı kazanması lazım da kağıt üzerinde. Evet. Ama gelin görün ki Pendik Spor böyle hiç baktığın zaman zirvedeki bir takım gibi gözükmedi. Bu da şunu gösteriyor. Ligdeki bütün takımlar birbirine yakın. Yani Eskişehir Spor işte bakıyorsunuz Pazar Spor'dan 6 yiyor ama sonra şampiyon adayı zor yeniyor. Belki kırmızı kart olmasa yenemeyecek. Bizim tabii bu işte onurlu mücadelemiz, şerefli mağlubiyetlerimiz önemli ama bizim bundan sonraki süreçte özellikle kendi sahamızda biraz daha ayağı yere basan, aklı selim futbol oynamamız lazım. Bu yediğimiz gol tamamen yine biten pozisyondan. Yani yarım pozisyon, bitmişti pozisyon. Şans, tesadüfi Pendik gol attı. Ve yediğimiz kırmızı kart biraz maçtan önce tabii bu genç futbolcular bu motivasyon konuşmalarından etkileniyorlar anladığım kadarıyla. Biraz daha bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, motivasyona evet, sert konuşmalar iyidir. Ama futbolcuların da bu takımını 10 kişi bırakmaması gerektiğini bilmesi gerekiyor artık. Tabii genç futbolcular bunları da zamanla öğrenecekler. İlk başlarda daha fazla kırmızı kart görüyorduk. Şimdi en azından 3-4 haftada bir görüyoruz. Tam onu söyleyecektim. Yani oyuncuların aslında çok genç olduğunu sürekli yeniliyoruz ama belki de zaman içinde maça çıkarak futbol oynamayı öğrendiklerini söyleyebilir miyiz? Biraz daha tekniklerin geliştiğini. Ya tabii oynadıkça, yani beraber oynadıkça kendini geliştiriyorlar. Ben tabii bu takımdan umudu kesmiyorum. Yani ne yapacaksak bu takımla yapacaklar. Ve ben başarılı da buluyorum. Ve oynadıkları futbolda keyif de veriyor. Sadece bir skor üretmede biraz zorlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bence bunu da aşacağız. Şu Uşak maçı, önümüzdeki maç bizim için iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Morali yükseltebiliriz. Evet. Yani deplasman galibiyeti alırız. Skoru da söyleyeyim şimdiden. Uşak'a yenersek kimse şaşırmasın. Şaşırtıcı bir sonuç olmaz. Peki. O zaman koronavirüs salgını ile ilgili bir gelişme var. Yani daha doğrusu bir yorum var Hürriyet yazarı Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun. Evet. Buna geçelim isterseniz. Sağlık Bakanlığı'nın COVID hastalara yönelik uyguladığı tedavi protokolünde kullandığı bir ilaç var. Favipiravir adlı. Ve bir araştırma sonucunda bu ilacın etkisiz olduğu ortaya konulmuş. Müftüoğlu diyor ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bir an önce bir yaptırım uygulamalı, bir karar vermeli ve bu ilacı kullanmamalıyız diyor. Sağlık Bakanlığı daha önce sıtma ilacı da kullanmıştı salgına karşı ve bunun kullanımı da Mayıs'tan itibaren bırakılmıştı. Sizce bu ilaç da bırakılır mı kullanılmaya yoksa devam edilir mi tedavi için? Kaan, ne söylemek istersin, seninle başlayalım. Şimdi bu ilaç konusunda çok şikayet geldi açıkçası. Yani bu ilacın kullanılması, kimisi kullanıyor, kimisi kullanmıyor. Kullanan daha ağır atlattığını iddia ediyor hastalıkla ilgili. Şimdi bu ilaçla ilgili şöyle de bir iddia gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Şimdi bir aile koronavirüse yakalanıyor. Bu ilaçtan kendilerine veriliyor. İlacı kullanıyorlar. Neyse, sıkıntı yok. Sonra başka bir korona rahatsızlığı geçiren bir aileye de onu veriyorlar. Sonra bu ilacın üstünde etiketinde son kullanma tarihinde bir sıkıntı var. Yani son kullanma tarihinin olduğu yer üzeri kapatılmış. Yeni bir, yani son kullanma, atıyorum yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılının bilmem kaçıncı ayı diye bir tarih var üzerinde. Ancak o barkodu kaldırdığınız zaman o kutunun orijinalinde geçtiğimiz yılın tarihi var. Yani son kullanma tarihi geçtiği yönde iddialar vardı. Yani vatandaşlar da tedirgin. Çoğu kullanmıyor zaten. Yani filyasyon ekibinin getirdiği ilaçları kullanmıyor. Bir iki kere ben buna tanık oldum. Yani kendi arkadaşlarımda da gördüm. Tarihi geçmiş kutular sosyal var. Sosyal medyada da, evet, sanırım. Sosyal medyada da çok oldu. Bu ilaçla ilgili artık, yani bu işe yaramıyorsa bunu neden kullanıyoruz? Boşu boşuna insanların, yani tedirgin de etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar.
aşıyla ilgili aslında daha net görüşler var. Kesinlikle herkes aşı olmalı, aşı seçebilmeliyiz. Yani herhangi bir aşıyı seçip doz doz bu aşıları kesinlikle olmalıyız ve salgına karşı en büyük silahımız aşı diye. Fakat tedavi sürecindeki ilaçlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Zafer Bey, siz ne söylemek istersiniz? Bu ilaç güvenilirliği yıkar mı? Hala bu salgını atlatmadık. Şimdi önümüzde zaten bilgiler var. Dünkü tarihten itibaren Pfizer firması, yani BioNTech firmasının ana grubu, artık bu aşılamalar üzerinde çok ciddi testler geldi. Çok ciddi sonuçlar elde edildi. Ama Avrupa'da bunlar çok detaylı bir şekilde raporlanırken, Türkiye'de veri ve sonuç ve onların etkileri ve ondan sonraki aşılamadaki elde ettiğimiz değerler konusunda bir sonuç elde edemiyoruz. Belli konular kapalı. Bu konuda Çin BioNTech'i piyasaya sürdüğü zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler sağlık şeyi dedi ki, bu şeyin, Çin'in ürettiği aşı Sinovac artık hiçbir etkisi olmadı, ortaya çıktı. Bu korona tipi aşılarda hastalıklarda en etkili aşının mRNA bazlı BioNTech oldu. Amerika'da da kendisi üretti ve etkili olduğu aşılama sisteminden sonra sürekli aşı mı olacak soruları da gündeme gelmeye başladı. Yani aşı vuruldu, işte bunun tekrar uyarıcı hatırlatma dozları gündeme geldi. İki BioNTech olanı bir 6 ay sonra tekrar bir aşılama. Ama bu öyle noktaya geldi ki biz sürekli aşılanmaya başladık. Bu aşılanırken bunun ilacı da Pfizer faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarına girdi ve bu testlerden sonra artık bu hastalık sürekli mutasyon geçirdiği için, sürekli versiyon değiştirdiği için artık bunun deneme ve faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında denek bulmaya başladık. Aslında biz bu pandemide bütün dünya bir denekti ve bu deneklerden de biz denek olarak kullanıldık, bütün dünya kullanıldı. Geldiğimiz noktada bu işin böyle sürülemeyeceğini, bunun muhakkak hastalığa karşı geliştirilen bir ilacın olması lazım. Yani her hastalanan bu ilacı gitsin, ücretsiz alabilsin. Ama dünden itibaren dünyada yine en az koronavirüsü kadar etkilenen, tekrar hortlayan bir kuş gribi vakasıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve bu kuş gribi koronavirüsünden 50 kat daha etkili ve öldürücü, %50 oranında bir şeyi var. Yakalandığın zaman müthiş bir akciğer sistemini felç ediyor. Yani biz bu antivirüslere karşı antivirüs sistemini, bağışıklık sistemini nasıl yapacağız? Dünyada bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Ne olacağını da bilmiyoruz. Sadece bize iletilen farmakolojide yapılan, yani laboratuvar çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlar bilinmiyor. Çünkü bunların değerlendirmelerini artık kalpçi doktorlar, dahiliye doktorları yapıyor ama virologlar hiç ortada beyan etmiyorlar. Laboratuvarlardaki elde edilen bu bilgiler, Sağlık Bakanlığı'nın arşivinde olan bu bilgiler tam detaylı bir biçimde açılmıyor. Yani şeffaf değiller. Hep standart 200'e takıldık mesela. Her gün 190 ile 220 arasında bir ölüm, çok ciddi ölüm. Ama nedenleri, sonuçları, gençler, ihtiyarlar, yaşlar, ilacı kullananlar, aşıyı kullananlar, kimler ne kadar kullanmış, hangi tip aşıları kullanmış şeklinde önümüzde doğru dürüst bir veri yok. Ama en sağlıklı veri yine Alman BioNTech firmasının vermiş olduğu verilerle yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Allah işimizi kolaylık etsin. Yani çok zor bir dünyada, çünkü bu sağlık, yani genel pandemi sonucu sağlıklı bir ortama giremezse dünyadaki bütün üretim sistemleri A'dan Z'ye değişmeye başlayacak. Bu da işte dünyada Amerika baştan olmak üzere bir enflasyon salgınıyla da karşı karşıyayız. Türkiye'nin de geliştirdiği, yani çalışma üstünde olduğu bir Türk Hava Aşısı var aslında. Evet. Bununla ilgili bir gelişme var mı Kaan? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Alper Şener, aşının 1-2 fazları tamamlandı, 3. faza geçildiğini, bunun için 1000 kahramana ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Yani, kahraman arıyorlar. Evet,
gönüllü aşı gönüllü arıyorlar. Bu aşılar faz 3 çalışması bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Böylece yani aşı tamamlandığında 2022 yılında TürkAvac aşısının seri üretimine geçilmesi bekleniyor şu an. Peki Ali Bey, sizce biz TürkAvac aşısını üretmekte biraz geç mi kaldık? Yani tabii ki daha sonuca ulaşmadık. Çalışmalar devam Şimdi ediyor. Şimdi geç kalıp kalmaması şöyle bir şey. Böyle bir haber duyulunca sizce güven azalır mı? Ya, güven azalmaz. Evet, geç olsun. Güç olmasın. Güç olmasın, doğru olsun. Aşı istenen verimi alsın. Bakın şimdi biz diyoruz tabii, önce Sinovac vurulduk. Dediler ki o yetmedi, işte BioNTech yapın. Sonra BioNTech yapıldı, o da yetmedi dediler. İşte bir tane daha yapın. Bu bakımdan yani hangi aşıların etkisinin ne kadar olduğu zaten dünyada kimse bilmiyor. Şu an net bir şey yok. İşte Rusların ayrı aşısı var, Almanların başka var, İngilizler başka aşı yapıyor, Brezilya'da başka aşı var, ABD'de farklı. Biz de kendi aşımızı yapacağız. İşte deneyler devam ediyor. Bence geç olması daha iyi. En azından öbür aşıların nasıl bir tepkileri oldu, neler oldu, ne kadar neye eksik olduğunu tabii takip ediyorlar. Bir de bu yapılan çalışmaları uluslararası insanlar, bilim insanları birbirlerine de gönderiyorlar, teyit ediyorlar. Tabii bazı şeyleri mutlaka vermiyorlardır ama veriyorlar. Bence bizim Türk aşısının geç olması bence daha iyi. Salgını ve tedavi yöntemini tanımak için iyi bir süreç aslında, değil mi? Evet. Tabii çünkü elimizde başladığımızda hiç tanımıyorduk. Elimizde bir denekler var, veriler var, hepsi var. Onun için bence bu bizim aşının geç olması daha iyi diye düşünüyorum. Lehimize çevirebiliriz bunu. Peki çok az dakikamız kaldı, bir 3-5 dakika kadar. Evet. Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Uluslararası basında da tabii bu çok konuşuldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına yabancı ajans ve gazeteler de yorum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim baskısı altında aldığı ve Türkiye piyasasında olan güvenin giderek azaldığı vurgulandı. Zafer Bey, sizin uzmanlık alanınız diyebiliriz. Yok, sizin değil ama uzmanlık alanım falan demeyin. Nasıl yorumlarsınız? Teşekkür ederim de. Habere. Yani tabii Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son aldığı kararlarla kamuoyunda bütün televizyon programlarında sabahtan akşama kadar bu konu gündeme geliyor. Aşağı yatıyoruz faiz, yukarıya kalkıyoruz faiz, dolar niye çıktı? Bunlar dünyada tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri, dünya Londra piyasaları ve Uzak Doğu Hong Kong piyasaları Türkiye ile ilgileniyor. Nedeni de şu, Türkiye zaman zaman sıkıştığı dönemlerde swap anlaşmaları yaptı. Swap anlaşmalarıyla yani aktif olmayan, reel olmayan ama mevcut Merkez Bankası aktif bilançosunda para, swap'tan gelen paralar var. Munzam karşılığından, dövizden alınan munzam karşılığındaki %25'ler var. Onlar toplamda sizin brüt rezervlerinizi gösterse de uluslararası sermaye piyasaları, finansal piyasalar şuna bakıyor. Biz Türkiye'den, Türkiye fon girişleri oluyor. Fon girişleri olduğu zaman hazine piyasaya şey yapıyor. Hazine bonosu 5 yıllık, 10 yıllık görürsünüz ekranlardan. Türkiye hazine bonoları, tahvilleri 5 yıllık, 10 yıllık. Dünyada da öyle. Amerika'da borç. Bu borçlanmalarda siz faizi düşürdüğünüz zaman aslında Batı dünyasında burada fonu olanlar çok ciddi para kazanıyor. %20'den mesela fonlanmış maliyet %15'e düştüğü zaman kafadan %5 daha onlar kazanıyor. Ama onlar orta vadede fon hareketlerinde veyahut da bu fonları yönetenler kısa vadeli girdikleri zaman kısa vadede de çıkmasını biliyorlar. Çünkü yabancı fon hareketlerini yönetenler karı gördüğü zaman çıkarlar, piyasa değiştirirler. Bu piyasada da faiz hareketlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları da biz bunun bedelini çok ağır bir şekilde katlamış. Şu, uluslararası piyasalar şuna bakar. Bir güvenirlik testi vardır. Güvenirlik testinde siz ekonomik istikrarda 3 tane temel öge vardır. Birincisi Merkez Bankası mevcut döviz stoğu, ikincisi cari açık, üçüncüsü faiz oranlarının, reel faiz oranları, onu söyleyeyim, faiz oranları değil, reel faiz oranları. Ona göre S&P olsun, Moody's olsun,
şeyler sizin kredi notu verir. Yani derler ki mesela A+A1 demek güvenilir bir ülke. Alacağımız kredileri etkileyecek demek. Tabii direkt etkiler. Sizin uluslararası özel sektör olsun, kamu sektöründeki bazı firmaların borçlanmasında önüne geldiği raporlara baktığı zaman der ki örneğin C dediği zaman çöp olmuş. Yani artık ekonomik olarak yatırım yapılmayacak ülkeler statüsünü aldığınız zaman buraya uluslararası fonlardan size uzun vadeli, kısa vadeli gerek portföy yatırımları gerekse sabit sermaye yatırımları gelmez. Gelmeyince tıkanır. Nitekim geçen sene hatırlarsanız önemli uluslararası yatırımcılar Türkiye piyasasından çıkmaya başladılar. Hızlı bir çıkış süreci var. Bu da Türkiye'nin kredibilitesini düşürüyor. Çünkü siz önemli bir ülkesiniz diye bize söylüyorlar ama siz ekonomik olarak, değer olarak varsanız siz varsınız. Dünya piyasaları sizin kredibiliteniz de ölçülüyor. Yani burada itibarınız sizin uluslararası alanda sizin ne kadar hukuk ve istikrarınıza bakıyor. Yoksa kara kaşınıza, kara gözünüze gelmiyor. Eğer bir ülkede hukuk güvenliği yoksa, sermayenin güvenliği yoksa hiçbir parası olan gelmiyor. Tam tersine dışarıya gidiyor. Başka hiç bilmediğimiz, aklımıza bile gelmeyecek ülkelere inanılmaz bir şekilde fon kayışları oluyor. Tabii bu detaylı ve uzun bir konu aslında. Tabii. Maalesef bugün... Ancak özetleyebileceğim bu kadar. Evet, bugünlük yorumlarınızı aldığım için teşekkür ederim. Evet. Yazı İşleri programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.